Barış Terkoğlu, Cumhuriyet Gazetesi. İsrail'e dokundurmayan İslamcılar. Memleket komünist olacaksa onu da biz yaparız sözü yıllarca Nevzat Tandoğan'a mal edildi. Bugün olsa herhalde memlekette İsrail karşıtlığı olacaksa onu da biz yaparız diye söylenirdi. Hatırlayın İstanbul'daki Saha Expo savunma fuarına dünyadan pek çok şirket katıldı. Bunlardan biri de İngiliz Bay Sistem. İslamcı gazeteci Adem Özköse şirketin standının önünde bu İsrail'in en büyük silah tedarikçilerinden biri. Gazze'de kardeşlerimiz öldürülürken buna izin vermeyelim diye bağırınca yaka paça gözaltına alındı. Gelelim hikayeye. Önce fuar. Saha Expo organizatörlüğünde iki yılda bir düzenleniyor. Saha İstanbul'un yönetim kurulu başkanı Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar. Fuar Cumhurbaşkanlığı himayesinde gerçekleşiyor. Dışişleri Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Savunma Sanayi Başkanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıkları başta olmak üzere birçok kamu kurumu destekleyenleri arasında. Aselsan'dan MK'ye kadar savunma sanayinin kritik şirketleri de sponsorlar listesinde. Anadolu Ajansı ise medya partnerlerinin en tepesinde. Kısacası tam bir devlet fuarı. İsrail'e silah satan şirket. Sonra protestoçu Adem Özköse'den bahsedelim. Belki hatırlarsınız 12 yıl önce çok konuşmuştuk. Suriye'deki ayaklanmayı destekleyen Özköse, Esad'ı eleştiren belgesel çekme iddiasıyla ülkeye gitmişti. Burada hapse atılan Özköse'yi kurtarmak için devletler arası bir diplomasi yürütülmüştü. 2012 yılının mayıs ayında serbest kalan Özköse, "Beşar Esad inşallah devrilecek." demişti. Özetle Türkiye'nin Suriye politikasının özgürlük sembollerinden birisiydi. Son olarak şirket. BAE Sistem, İngiltere'nin en büyük gelire göre dünyanın 6. büyük silah şirketi. Şirket, Gazze saldırısından beri Filistin yanlıları tarafından protesto ediliyor. Bunun nedeni, savaş uçakları, mühimmatlar, füze fırlatma kitleri ve zırhlı araçlar için bileşenler de dahil olmak üzere, BAE Sistem'in İsrail'in en büyük tedarikçilerinden olması. O kadar ki Bayer Sistem, İsrail'e beyaz fosfor imalinde kullanılan madde ithaliyle bile suçlanıyor. Şirket hisselerinin Gazze saldırısıyla yükselişi haber oluyor. İşin ilginci, Saha Expo'ya sponsor olan Anadolu Ajansı, İngilizce yayınlanan Bayer Sistem'in İsrail'le ilişkilerini deşifre eden yayınlar yapıyor. Örneğin 17 Nisan tarihli haberde silahlı şiddete karşı eylem grubunun icra direktörü olan Jan Everton'la söyleşi yapan ajans şunları aktarmış. Bayer sistemin İsrail'le şu anda doğrudan ilişkisi var. İsrail'e obüs sattığını biliyoruz. Aynı zamanda F-35 savaş uçakları tedarik eden bir konsorsiyumun parçası olduklarını da biliyoruz. Bu silahlar uluslararası insani hukukun ihlalinden soykırım iddialarına kadar her türlü eylemde açıkça kullanıldı. Ticarette dokundurmuyorlar. BA şirketi Gazze'deki soykırımdan kar sağlıyor. Yazılı pankartlar taşıyan protestocular şirketin Londra'daki binası önünde silah ihracatının durdurulmasını istemişler. Ya da ya da Lanshire'de şirket fabrikasını bloke etmişler. AA da bu eylemlere yer vermiş. Gel gelelim Adem Özköser'in aynı şirketi protestosu Türkiye'de olunca AA'da haber olmamış. Daha da ilginci Kaan Uçağı dahil pek çok yerli projede BAE sistemle işbirliği yapıldığı resmi kaynaklarda anlatılıyor. Sonuç olarak Erdoğan her gün ey batı İsrail'e silah vermeyi ne zaman bırakacaksın diye çağrı yapıyor. Buna karşın İsrail'e en büyük silah tedariklerinden birini yaptığı için dünyada protesto edilen şirketle işbirlikleri bir yana kendi himayesindeki fuarda daha çok silah satsın diye konuk ediyor. Devletin ajansı dünyada o şirketi protesto edenleri desteklerken kendi sponsor olduğu fuardaki protestoyu haber yapmıyor. Suriye'deki çatışmalar sırasında faaliyetleri için hapsedilen Adem Özköse'yi dünyaya gösterip zalim Esad yine yaptı yapacağını derken kendi ülkesinde aynı kişi barışçıl bir protesto yaptığında yakapaça gözaltına alıyor. Sonra da dünyaya Filistin dersi vermeye çalışıyor. Yersen. Üstelik bu ilk değil. AKP yönetimi Rize'de Burger King açılışı yaparken kahrolsun İsrail diye bağıran akademisyen hastanelik edilinceye kadar dövüldü. İsrail ordusuna elektrik sağlayan şirketin önünde protesto yapan gençler ters kelepçeyle hapsedildi. İsrail'le ticareti yazan Metin Cihan gibi gazetecilere soruşturmalar açıldı. Bunlar olurken hükümet medyasında Netanyahu'nun evinin önünde bile İsrail protestosunun yapılabildiğini okuduk. İktidara göre canınızın istediği kadar İsrail karşıtı olabilirsiniz. İsrail'e istediğiniz kadar beddua edebilirsiniz. Starbucks'ta kahve içenleri dövüp kolaları yerlere dökebilirsiniz. Yeter ki İsrail'le derin ticareti sorgulamayın. Milyonları bir yalana inandırabilirsiniz. Yeter ki elinizde büyük bir sopa olsun.''